Teknoloji Oku'dan herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ufuk Tufan. Bugün SSD sektörünün en önemli isimlerinden birisi olan Western Digital'in Blue serisinden olan SN580 modelini sizler için mercek altına alıyor olacağız. Bu cihaz gerçekten de oldukça iyi, oldukça iddialı bir cihaz. Zira kendi segmentinde tam bir fiyat performans modeli olarak karşımıza çıkıyor. Bunun sebepleri var ve bunun sebeplerinden hemen sizlere bahsetmek istiyorum. SN580 saniyede 4150 MB'lik okuma ve yazma hızı ile beraber oldukça iyi deneyimler sunuyor. Böylece oyun yükleme hızı ve dosya aktarımı anlamında da cihazın öne çıktığını ifade etmek mümkün. M.2 SSD'nin öne çıktığı diğer konu güç tüketimi. Bu konuda oldukça iyi dengeli olduğunu ifade etmek mümkün. Pil tüketiminize bunun olumlu anlamda katkı verdiğini ifade edebiliriz. Ancak bu cihazda maliyeti düşürmek anlamıyla sürücü DRAM ön belleğinin olmadığını da ifade etmiş olalım. PCI Express Gen 4 arayüzünü kullanan cihazda soğutucu maalesef ki yok. Ancak buna rağmen en fazla 65 dereceye kadar çıktığını ifade etmiş olalım. Böylece cihazın soğutucusunun olmamasına rağmen çok fazla ısınmadığını da söylemiş olalım. SN580 şu anda 250 GB, 500 GB, 1 TB ve 2 TB'lik sürümleriyle beraber satışta. 500 GB'lık sürümünün 1600 TL'lerden satıldığını ifade etmiş olalım. Ancak tabii ki 1 TB ve 2 TB'lık sürümlerinin bundan biraz daha pahalıya satıldığını söyleyebiliriz. Bu cihazın fiyat performans anlamında ne kadar iyi olduğunu anlatmaya gerek yok. Zira emsallerine göz attığınızda net bir şekilde bunu anlamış oluyorsunuz. M.2 SSD'nin öne çıktığı diğer konuysa güç tüketimi. Bu konuda oldukça dengeli olduğunu ifade etmek mümkün ve bu da pil tüketimimize olumlu anlamda katkı vermeyi başarıyor. Ayrıca bu cihaz PS5 ile de uyumlu. Bugün sizlerle beraber Western Digital'in popüler modeli SN580'i mercek altına aldık arkadaşlar. Bu SSD modeli gerçekten de fiyat performans anlamında kendi segmentinin belki de en iyisi. Bunu net bir şekilde ifade edebiliriz. Hem oyun hem de iş bilgisayarları için rahat bir şekilde gönül rahatlığıyla kullanılabilir. Fiyatından da bahsettik. 500 GB'lık sürümü için 1600 TL'lik bir fiyatın şu anda karşımıza çıktığını söyleyebiliriz. Elbette 1 TB ve 2 TB'lık sürümler için bundan biraz daha yüksek bir bedeli gözden çıkarmanız gerekecektir. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğen kısmına basmayı ve bizlere kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir başka videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.